Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere ribbon ipten ördüğüm paspasın küçük çiçek motiflerini göstereceğim. Henüz yerleştiremediğim için, dikmediğim için motiflerini şu an paspasımı kaldırıp size tamamını gösteremiyorum ama şöyle az buçuk anlaşılıyordur. Şu küçük çiçekleri nasıl yaptığımı bu videomda sizlere tarif edeceğim. Hemen yapımına geçelim. Paspasımda kullandığım ipim ribbon ip. Ribbon ipte de ben genelde 6 numaralık tığ kullanıyorum. İşi öncelikle çiçeğimizi yapmak için sihirli halkayla işe başlıyoruz. Sihirli halka nasıl yapılır detaylı videosunu videomuzun açıklama kısmına ekleyeceğim linkini. Oradan tıklayarak seyredebilirsiniz. Sihirli halkamızı yapıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz sihirli halkamıza ve 10 tane İçerisine sık iğne dolduruyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane sık iğne doldurduktan sonra şu kısa kalan ipimizi sıkıca çekiyoruz. Ortada şöyle hafif boşluk kalabilir. İsterseniz bu boşluğu istemezseniz iyice sıkılayabilirsiniz. Ama şöyle ufak bir boşluk şöyle göstermek istiyorum. Bence hoş duruyor. Dilerseniz bu boşluğu tamamen sıkılayabilirsiniz. Ama bu şekilde de bırakabilirsiniz. Şimdi başlangıçtaki bakın şu noktamıza batıyoruz. Bu arada kısa kalan ipimi tığımın üzerine getiriyorum ki gizleyerek öreceğim. Arkadan ipime doladım. İlmek çıkartıyorum. İlk ilmeği diğerinin içerisinden geçirerek kaydırıyorum. Burada 3 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3. 3 tane zincirden sonra bakın. Birinciye değil. Yani şu zincirin çektiğimiz noktaya değil. Bir sonraki boşluğa. Burada değil. Şu noktaya batacağım. Bu arada başına dolayacağım batarken. Bunu da kaçırmayalım. Birinciye değil ikinciye batıyorum. İlmek çıkartıyorum. İkili trabzan yapıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. Tekrar ikisini birlikte çekiyorum. Tekrar başına doluyorum. Aynı noktaya batıyorum. İlmek çıkartıyorum. İkisini birlikte tekrar ikisini birlikte çekiyorum. Şimdi burada 3 tane zincir tekrar çekeceğim. 1, 2, 3 zincir çektim. İkili trabzanı yaptığım boşluğa değil bir sonraki boşluğa direkt batıyorum. İlmek çıkardım. Çıkardığım ilmekle diğerinin içerisinden direkt kaydırıyorum. Bakın bu şekilde kaydırdım. Şimdi burada direkt 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Başına doluyorum. Bakın buraya değil bir sonrakine, bir sonraki boşluğuma batıyorum. İlmek çıkartıp ikili trabzan yapıyorum. İkisini birlikte, ikisini birlikte çekiyorum. Tekrar başına doluyorum. Aynı noktaya batıyorum. İkisini birlikte, ikisini birlikte. Şimdi burada tekrar 3 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3 tane zincir çektim. İkili trabzan battığım boşluğa değil, bir sonraki boşluğa direkt batıyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. İlk ilmeğimden diğer ilmeğimi kaydırarak geçiriyorum. Yine tekrar 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Aynı işlemi toplamda 5 tane olacak şekilde son noktaya kadar yapıyorum. Eşit bir şekilde geliyor zaten. Şu son noktada böyle kaydırdığımız nokta oluyor. Ben şimdi 3 tane daha yapıp sonuncusunu sizlerle birlikte birleştirmeyi ve kapatmayı göstereceğim. Şimdi son çiçeğimin son dolgusuna geldim. 3 zincir çektim. Yanındakine battım. Kaydırdım. Şimdi tekrar 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Başına doladım. Bakın buraya değil. Bir sonraki boşluğumuza 2 tane ikili trabzan yapacağız. Artık son dolgusunu yapıyorum. Şimdi bu noktada bakın son bir boşluğumuz kaldı. Şöyle görünüyordur. Son boşluğumuz kaldı. Buraya 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Direkt batıyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. İlk ikisinin içinden geçiriyorum.
Şimdi bu noktada tığımı bu şekilde buraya sabitliyorum. Örgümün arkasını döndürüyorum. Şöyle şu kadar kesmem yeterli bakın. Eğer siz bunu başka bir aksesuar olarak kullanacaksanız eğer bu ipi kesmeyebilir, uzatabilirsiniz. Ama ben paspasım için kullanacağım. Bunu kesiyorum bu yüzden. Bu kadar kestim yeterli. Şimdi buradan bakın ilmeğimden direkt ipimi çıkartıyorum. Çıkardım. Şimdi çıkardığım ipi şurada bir boşluk var bakın. Hemen tığımı arkadan geçiriyorum. Bu kısa kalan ipi buradan sıkılıyorum. Çiçeğimin şekli gayet güzel oldu. Şimdi burada ipimi arkadan gizleyeceğim. Arkaya doğru gizleyeceğim. Dilerseniz burada şöyle bir düğüm de atabilirsiniz. Onu da göstereyim. Arkadaki ilmeklerden önden görünmeyecek şekilde gizleyebilirsiniz. Bakın şu şekilde. İçinden geçiriyorum o kısa kalan ipimi. Böyle bir düğüm atıyorum. Bakın şurada düğüm attım. Gayet sağlam oluyor. Paspası yıkandığında makineden hiçbir şekilde bu iplerin de çıkması mümkün olmayacaktır. Bir tane yeterli olmaz. İçinize sinmezse benim gibi. İsterseniz ikinci bir boşluktan da geçirip tekrar bir düğüm atabilirsiniz. Ben genelde makineye attığımda acaba çıkar mı korkusuyla birkaç kere bu şekilde düğüm atmayı tercih ediyorum. İçimin rahat etmesi için ve ürünün daha sağlam olması için. Zaten bunda çok belli olmayacak, çok göze batmayacak. Zaten burası tersi. Şuradan da hemen bakın keseceğim. Bir tık şöyle bir santim boşluklu bırakıyorum ki orada hani kayma payı olsun. Bu şekilde arkası ve önü gördüğünüz gibi gayet muntazam ve temiz. Sonrasında bunu paspasa istediğiniz iple yahut kendi ipiyle de monte edebilirsiniz. Evet, ribbon ipten, pen ipten de uygulayabilirsiniz bunu. Çiçek yapımımız da bu şekildeydi. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.